Başladık hocam. Ha, evet. Ben hemen sözü değerli hocamıza vereyim. Hocam buyurun lütfen. Buyurun. Bir sıkıntımız yok. Buyurun. Buyurun. Teşekkür ederim hocam. Hocalarım, arkadaşlarım, hepiniz hoş geldiniz. Seminer dizimizin ikincisini yapıyoruz bugün inşallah. Geçen haftaki aksaklıktan dolayı anlayışınız için teşekkür ederim. Umarım hepimizin hastalıkları böyle kısa süreli ve geçici olur. Daha kötülerinden de inşallah muhafaza oluruz. Bugün Suudi Arabistan'dayız hocamın dediği gibi. Suudi Arabistan politikalarını onunla özdeşleşmiş olan Vahabi ideoloji bağlamında ele alacağız. Doğal olarak burada işte Vahabilik bir mezhep midir? Resmi bir mezhep midir? Vahabiliğin Suud politikasındaki yeri nedir? Ve hatta Vahabiliğin Suudi Arabistan dışındaki karşılığı nedir? Bu tarz sorulara cevap arayacağız bu seminer dizisinde. Ben sunumumu paylaşmak isterim öncelikle. Şimdi burada ilk etapta dikkatimizi çeken bu fotoğrafları, bu görselleri koymamdaki iki önemli görsel var. Aslında Suudi Arabistan'dan bahsederken biraz sondan başlamak belki daha uygun olurdu. Çünkü son 3 yıldır, özellikle 4 yıldır çok ciddi dönüşümlere sahne oluyor Suudi Arabistan. Ama bunun tarihi kökenlerine gitmemiz gerekecek öncelikle. Bugünü anlamamız için tarihe gideceğiz. Öncelikle Suudi Arabistan neresi? Bölgeden başlamak istiyorum ben. Bölgeyi anlatacağız çünkü. Coğrafyayı tanıtmak lazım bu noktada. Suudi Arabistan gördüğünüz üzere aslında bugün Körfez bölgesi denilen ve içinde Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Bahreyn ve Katar'ı içine alan geniş bölgenin en büyük yüz ölçümüne sahip olan bir ülke. 2 milyon 250 bin kilometre kare yüz ölçümü var Suudi Arabistan'ın. Ama tabii bu kadar büyük geniş araziye sahip olması Suudi Arabistan'ı bir Lübnan kadar mesela veya bir Suriye kadar münbit topraklara sahip olduğunu göstermiyor Suudi Arabistan'ın. Neden? Çünkü Suudi Arabistan'ın aslında yarısından fazlası çöl iklimi. Özellikle bu orta bölgeler ve aşağıya doğru indiğimiz zaman ki şu haritadan daha iyi görülür. Mesela burada aşağıda Er-Rub'ul Hali diye bir bölge var. Orası tamamen çöl iklimi. Başkent Riyad'ın bulunduğu bölgede Necid bölgesi çöl iklimi. Suudi Arabistan'ın bu noktada en verimli toprakları Kızıldeniz bölgesindeki Kızıldeniz'e sınırı olan Hicaz bölgesi ve Basra Körfezi'ne aslında sınırı olan ve açıkçası da burada Dammam'ın bulunması. Dammam çünkü Suudi Arabistan'da petrolün çıktığı yer ve şu anda sadece coğrafi olarak değil, stratejik ve jeopolitik olarak da çok çok büyük bir öneme sahip. İlk haritaya geri dönersem eğer, Suudi Arabistan etnisitesini az çok tahmin ediyorsunuzdur diye düşünüyorum. %90'ı Araplardan oluşan bir ülke. Geri kalan %10'luk kısmı da Asya, Afrikalı ve diğer milletlere sahip olan insanlardan oluşuyor. Aslında bu resmi sayımlar çok fazla yapılmadığı için belki bu oranlar biraz değişebilir. Ama yine de çoğunluk Arap. Ve daha doğrusu son kesim de 1930'lardan 40'lardan sonra Suudi Arabistan dışı açıldıkça aslında çeşitli milletleri içine almaya başladı, kapsamaya başladı. Özellikle hacı hizmetlerinin daha fazla genişlemesiyle beraber yurt dışından işçi istihdam edilme ihtiyacı ve petrolün çıkmasıyla birlikte de aslında daha fazla böyle Amerikalı ve Avrupalı iş adamlarının veya işte yerleşimcilerinin bulunmasıyla hafif etnisitesi homojenlikten biraz daha çıkmaya başladı. Dini yapısın da yine tahminimizden çok farklı değil dini yapısı. %85'i Sünnilerden oluşuyor Suudi Arabistan'ın. %10'u Şiilerden oluşuyor. Ama dediğim gibi yine bu noktada yine resmi sayımlar yapılmadığı için bu çok çok büyük farklar olmasa da Şii nüfusun %10'dan daha fazla olduğuna dair farklı farklı görüşler de var. Peki Suudi Arabistan'ın mezhebi çeşitliliğinden bahsedeceksek eğer yine bu ülkeyi dörde ayırmamız ve buna göre ayrımları ortaya koymamız daha uygun oluyor. Başkent Riyad
burada ve dediğim gibi ortada Necit bölgesinde daha çöl ikliminin hakim olduğu bir bölgede. Buranın Suudi Arabistan için en büyük önemi Riyad'ın bulunması değil, az sonra bahsedeceğimiz ve konumuzun ana ıssıvahı olan, ana terimi olan Vehhabiliğin buradan doğmuş olması. Ve aslında bugün de hala Suudi Arabistan'ın dini kurumlarının, fetva merkezlerinin, işte şeriat fakültelerinin, ilahiyat fakültelerinin, başkanlarının veya hocalarının, kısacası Suudi Arabistan'daki o hakim din adamlarının yetiştiği, eğitim gördüğü bölge, yine burası aslında Necid, Vahhabiliğin ilk çıktığı bölge. Doğal olarak da burada Şii nüfus zaten yok denecek gibi az. Katı sünnilik dediğimiz Vahhabi ideolojiye sahip insanların yaşadığı bölge. Hicaz bölgesini tahmin ettiğiniz üzere, bildiğiniz üzere Mekke, Medine, Taif'ten oluşan bölge oluşuyor. Kızıldeniz'e sınırı olan bölge. Burası birazcık daha Necid'e göre tabii ki kozmopolit. Çünkü burada Mekke ve Medine'de özellikle hac hizmetlerinden dolayı oluşmuş olan bir heterojen nüfus var. Bunun dışında Suudi Arabistan'daki çoğunlukta olan, yoğunlukta olan Hanbeli mezhebi haricinde Maliki ve Şafii mezhepleriyle yoğunlukta. Medine biraz daha karmaşık bu konuda. Şiiler biraz burada, Caferi Şiiler biraz burada mesken tutmuşlar. Burada yaşıyorlar ama çok da fazla hakimiyet noktasında bir yoğunlukları, bir ağırlıkları olduğu söylenemez. Güney bölgesi Asir ve Necran bölgesi. Burası fazla bir heterojen bölge. Her ne kadar Errubul haliye yakın olmuş olsa da güneyde Oman Sultanlığı ve Yemen'e sınır olan bölge. Dolayısıyla Yemen sınırından dolayı burada Zeydi mezhebi de çok fazla etkin ve aynı zamanda da yine Şiiliğin bir kolu olmuş olan İsmaililik de yine burada hakim. Ve geliyoruz son bölgeye. Doğu tarafı Ahsa veya Lahsa ve Katif bölgesi ve dediğim gibi de Dammam'ın bulunduğu bölge. Burası işte asıl Şii nüfusunun yoğun olduğu bölge burada var. %10'luk dediğimiz Şii'nin hemen hemen tamamı neredeyse bu bölgede. Burasının hem Şii nüfusu barındırıyor olması hem de dediğim gibi petrol yataklarının buradaki varlığı hem de Basra Körfezi'ne olan yakınlığı ve diğer %60'ı Şii olan Bahreyn'e olan sınır komşusu olması bu bölgeyi, kuzey bölgeyi, doğu bölgesini diğerlerinden çok çok daha ehemmiyetli bir noktaya getiriyor aslında Suudi Arabistan için. Ama dediğim gibi Suudi Arabistan sadece bu bölgede değil, her bölgesinde, hatta bu boş çöl bölgesinde bile sıkı bir askeri kontrolü sağlıyor. Çünkü her şekilde bedevi göçebe kabileler de sonuçta Suudi Arabistan'da varlığını sürdürüyorlar ve çöl ikliminde bile yaşayanlar var. Zaten Yemen ve Oman'a olan sınırından dolayı da askeri hakimiyetini bu noktada korumak zorunda. Şimdi Suudi Arabistan böyle bir ülke. Suudi Arabistan'la birlikte daha önce belirttiğim gibi Vahhabiliği anlatmaya çalışacağım. Ben burada Vahhabiliği anlatacağım. Yalnız şu Vahhabilikle ilgili önce şöyle bir algıdan bahsetmek istiyorum. Geçen seminerde Lübnan'dan bahsederken şöyle bir cümle kurmuştum. Lübnan'da 18 tane resmi mezhep var. Bu mezhepler anayasada tanımlanıyorlar. Her mezhebin parlamentoda temsilcisi var ve kendilerine ait mahkemeleri var demiştik. Vahhabilik denilince Suudi Arabistan'da yerel kaynaklara da baksanız, diğer kaynaklara da baksanız, uluslararası kaynaklara da baksanız şöyle bir ifade geçer. Suudi Arabistan resmi mezhebi veya Suudi Arabistan'ın resmi mezhebi sayılan Vahhabilik. Bu noktadan dolayı da aslında, bu tanımlamalardan dolayı da Vahhabilik bir mezhep midir sorusu ortaya çıkıyor. Ancak tabii ki şöyle bir gerçek var. Siz bugün herhangi bir Suudluyla konuştuğunuzda, siz Vahhabi misiniz diye sorduğunuzda tepkisel yaklaşacaktır size. Çünkü Vahhabilik Suudi Arabistanlılar için kabul edilen bir tanımlama değil. Dolayısıyla ben Vahhabiyim veya Vahhabi inancına, Vahhabi ideolojisine sahibim diye hiçbir Suudi Arabistanlı'dan duyamazsınız bu noktada.
Hatta ben aslında şöyle bir Suudi arkadaşıma sormuştum bunu. Neden bu kadar tepkilisiniz diye. Çünkü sonuçta bu ülkenin kurucularından bir tanesi Muhammed bin Abdülvahhab. Ve onun ideoloji sayesinde aslında Suudi Arabistan bir noktaya kadar gelebilmiş. Sizin kurucu liderlerinizden bir tanesi. Neden bu kadar karşısınız diye. Çünkü Vahabiliğin daha sonra ortaya çıkan aşırı fikirlerinin Suud halkında oluşturmuş olduğu bir kötü imaj var ve bir rahatsızlık var. İnsanlar dolayısıyla Vahhabi olarak anılmak istemiyorlar. Ama pratik yaşama baktığımızda az sonra çok fazla örnek vereceğiz bununla alakalı olarak. Teoride Vahhabilik reddedilse de pratik yaşamda aslında Vahhabiliğin izlerini hem bilinçli bir şekilde yaşıyorlar hem de yaşatıyorlar. Ama dediğim gibi Vahhabilik resmi bir mezhep değil. Suudi Arabistan'ın hiçbir yasal metninde böyle bir şey geçmiyor. Ama Vahhabiliğin dayanmış olduğu da bir ideoloji var. İslam mezhepler tarihi dersinde mesela Vahhabiliği modern dönem akımları olarak de o kategoriye sokarız. O noktada değerlendiririz. Çünkü Vahhabilik 1744'te ortaya çıkmış bir ideoloji. Ama bu ideolojinin temelleri de Selefiliğe ve Selefiliğin de Ehli Hadis kanalına dayanıyor. Selefilik meselesinde Selefi gelenekçiliği diye Mehmet Ali Kara Hoca'nın önemli bir tanımı var bu noktada. Şöyle söylüyor işte kendisi. Ehli sünnet vel cemaatin iki ana damarı var. Ehli hadis ve ehli rey kısmı. Bunun ehli hadis kısmı Ahmet bin Hanbel önderliğinde ortaya çıkmış ana bir kol. Buradaki ehli hadis olarak adlandırılan grubun veya bu kategorinin dayandığı en önemli mesnet ise Hazreti Peygamber'in hadisi şerifi. Hadis-i şerif şu, insanların en hayırlısı benim zamanımda yaşayanlar yani sahabe, sonra onlardan gelenler tabiun ve daha sonra da onlardan gelenler tebe-i tabiundur. Ehli hadis ekolü mensubu olan insanlar, selefi salihin olarak adlandırdığımız bu üç neslin aktarmış olduğu tüm hadislerin haberi vahid dahi olsa, haberi vahid bir kişi dahi aktarmış olsa kabul edilmesi gerektiğini düşünenler, savunanlar, bu noktada ehli rey denen kıyas metodunun aslında çok da fazla ortaya konulmamasının değerlendirilmemesine inanan ehli hadis grubu bu ekol. Dolayısıyla ehli reye karşı çıkmış olan bir ekol aslında. Ve bu ekolün en önemli temsilcisi de Ahmet bin Hanbel dediğim gibi. 855 vefat tarihi. Ahmet bin Hanbel'in ehli hadis ekolünde zirveye ulaşması ve onun döneminde çok fazla hadisin tedvin edilip Buhari'nin, Müslim'in, Kütüb-i Sitte'nin yazılımında öncülük etmesi de yine Ahmet bin Hanbel dönemine rast geliyor. Ve Selefiliği farklı bir şekilde yorumlayıp döneminde yaşadığı siyasi olaylarla mezzeden ve tekrar Selefiliği gündeme getiren ikinci isim ise İbni Teymiye. İbni Teymiye'nin bildiğiniz üzere Moğol isyanına karşı bir duruşu vardı. Moğollar çünkü Abbasi saltanatını ve hilafetini ortadan kaldırmışlardı. Daha sonra Müslüman olmuş olsalar bile kendi katı kurallarını uyguladıkları için, İslam hukuku dışında hareket ettikleri için İbni Teymiye'nin Moğollara karşı bir cihat teorisi vardı. Ve orada da yine Ahmet bin Hanbel'den almış olduğu o metin merkezci ekolle kendi görüşünü oluşturmuştu. Muhammed bin Abdülvahhab ise aslında Orta Doğu coğrafyasındaki Arap topraklarındaki ehli hadis, Selefi geleneğin en katı yorumcusu olarak ortaya çıktı. Ve öyle bir noktaya getirdi ki aslında İbni Teymiye'nin bile aslında daha yumuşak davrandığı, daha soft görüşler belirlediği konularda Muhammed bin Abdülvahhab en katı yorumunu ortaya koydu ve bir eser yazdı. Bu eseri bağlamında da Vahhabi ideolojiyi oluşturmaya çalıştı. Muhammed bin Abdülvahhab fotoğrafta görülen kişi. Uyeyne bölgesinde doğuyor. Uyeyne bölgesi az önceki haritayı gözünüzün önüne getirebilirseniz eğer oradaki Necit bölgesinde o tam Riyad'ın hemen altında kabile geleneklerinin çok hakim olduğu bir bölgede doğuyor Uyeyne bölgesinde ve çok iyi bir Hanbeli eğitimi alıyor.
amcası, babası, dedesi Hanbeli kadılığı yapıyorlar. Kendisi de aynı şekilde eğitim aldığı için Hanbeli kadılığını devam ettiriyor. Ve Hanbeli kadılığını devam ettirdiği süre içerisinde de hac yolculuğu için Hicaz'a doğru gidiyor. Mekke ve Medine'ye gidiyor. Orada İbn-i Teymiye'nin eserleriyle karşılaşıyor. Ve İbn-i Teymiye'nin görüşlerini daha detaylı bir şekilde değerlendirme fırsatı buluyor. Oradan almış olduğu görüşlerle birlikte Uyeyne'ye dönüyor. Şimdi Muhammed bin Abdülvehhab'ın burada temel aldığı veya dayandığı üç tane önemli olay var. Birincisi, Uyeyne gibi kapalı bir toplumda doğup büyümüş olması ve orada gözlemlemiş olduğu toplumsal olayları kendi dini düşüncesi içerisinde eritmeye veya değerlendirmeye çalışması. Nasıl? Şöyle, kendi kabilesinin ve çevre kabilelerin yaşam tarzlarına baktığında Muhammed bin Abdülvehhab şunu görüyor. Bu insanlar İslam'ı unutmuşlar, İslam dışı yaşıyorlar. Neden? Çünkü kabirlerine çok fazla kutsallık atfediyorlar. Bu aynı cahiliye geleneği gibi diyor. Ve burada kabirlere gidip, türbelere gidip kurbanlar adanması, orada ağlayarak dualar edilmesi bu noktada İbni Abdülvehhab'ı en çok rahatsız eden olgulardan bir tanesi olarak onun düşünce dünyasına yerleşmeye başlıyor. Bir diğeri ise İslam hukuk kurallarının bir kenarıya bırakılıp kabile geleneklerinin özellikle mesela kız çocuğuna miras verilmemesi. Bu ilginçtir. Bu mesela geçtiğimiz seminerde bahsetmedik ama bahsetmiştik hatta hatırlıyorsanız Dürzilerde de böyleydi. Hatta bir dönem Marunilerde de böyleydi. Kız çocuğuna miras verilmiyor. Çünkü neden? Asabiyet, kabile geleneği var. Paranın, mülkün paylaşılmaması gerekiyor. Ve diğer taraftan da yine insanların namaz kılmadıklarını görüyor. İbadetlerini yerine getirmediklerini görüyor. Bu Muhammed bin Abdülvahhab'ı rahatsız eden ve bu kabile geleneklerinden, kendi toplumundan duymuş olduğu rahatsızlığı bir şekilde de dini ideolojisine yansıtan bir durumu da ortaya çıkarmış oluyor. Bunu Hanbeli kadısıyken bu düşüncelerini yavaş yavaş topluma yansıtmaya başladığı zaman ise Uyeyne emiri tarafından artık toplumdan diskalifiye ediliyor. Uyeyne emiri ona bölgeyi terk etmesini söylüyor. Çünkü toplumda bir rahatsızlık oluşmaya başlıyor. Oradan yine aynı şekilde Uyeyne'ye benzeyen Hureymili'ye geçiyor. İşte Kitab-ı Tevhid dediği eseri 1726'da orada ortaya çıkıyor. Kitab-ı Tevhid bu yazmış olduğu Muhammed bin Abdülvehhab'ın. Burada üzerinde durduğu üç tane temel madde var. Tevhid meselesi. Tevhid meselesi aslında itikadi mezheplerde, kelami mezheplerde ilk tartışılan konudur. Allah'ın birliği meselesi, Allah'ın zatıyla kaybolması veya sıfatlarıyla kaybolması. Burada ama Muhammed bin Abdülvahhab'ın ele almış olduğu tevhid terminolojisi çok daha farklı bir noktada görünür hale geliyor. O da kabile geleneğine sahip olan insanların türbelerine gidip ölmüş olan insanlarına, ölmüşlerine kutsallık atfettirmeleri aslında onların şirke düşmeleri anlamına geliyor ve onlar tevhid birliğini bozuyorlar diyor. Ve dolayısıyla da bugün Suudi Arabistan'da da yıkılmış olan bütün mezarların aslında aktörü Muhammed bin Abdülvahhab'tır. Kurbağa hocam. Buyurunuz hocam. Ben müsaade istiyorum. Bir arkadaşımız da kaydımızı paylaşmamız mümkün mü demiş. Evet, kaydı inşallah YouTube'a koyacağız. Ben de kanalını oradan izleyeceğim. Kusura bakmayın Tuba hocam. Rica ederim hocam. Görüşmek dileğiyle. Evet, teşekkür, ben teşekkür ederim. Şimdi Muhammed bin Abdülvahhab'ın mezar düşüncesi üzerinden ortaya çıkarmış olduğu bu tevhid meselesi, tevhid ideolojisi aslında İbn-i Teymiye'nin de karşısında durduğu bir şey. Yani İbn-i Teymiye dahi bu kadar katı bir yorumda bulunmamıştı. Hatta İbn-i Teymiye mezarların ziyaret edilmesi hususunu savunuyordu. Bu noktada insanların mezarlarına gidip oradaki ölmüşlerini ziyaret etmeleri gerektiğini savunuyordu. Ama Muhammed bin Abdülvahhab bu insanları şirke düşmüş olarak nitelendirdiği için de hiçbir şekilde mezar kültürünün kendi toplumunda var olmaması gerektiğini savundu. Ve Muhammed bin Abdülvahhab bu noktada bir adım daha ileriye giderek bu insanlar şirke düşmüşlerdir.
şirke düştükleri için de aslında kanları helaldir. 1920'lerde, 30'larda aslında Vahhabi ideolojinin Suudi Arabistan'ın çevresindeki ülkelerle ilgili temel argümanlarından bir tanesi de Müslüman müşrik kavramıydı. Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra Osmanlı Devleti'nin Arap topraklarından çekilmesiyle birlikte mandatar yönetimlerin bitmesi ve sınırları belli Arap ülkelerinin oluşmasıyla birlikte Vahhabi ideolojinin de bu insanları tanımladığı kategori bir kisveyi taba bürünüyor. Mesela şöyle söylüyorum, Mısırlı Müslüman müşrikler veya Ürdünlü Müslüman müşrikler. Neden? Bu insanlar Allah'a inandıklarını söylüyorlar. Peygamber'e inandıklarını söylüyorlar. Ama aslında yapmış olduğu bazı faaliyetleriyle bu tevhid ilkesini bozuyorlar ve şirke düşüyorlar. Dolayısıyla bunların kanları helaldir. Bunların malları da helaldir. Bunlarla cihat yapılmak zorundayız diye Kitab-ı Tevhid'de bu tarz iddiaları ve savunuları var. Muhammed bin Abdülvahhab'ın. Diğer mesele bid'at meselesi. Yine burada dediğim gibi bu türbelere yapılan yatırımlar onların bid'ate düştüğünü de aynı zamanda gösteriyor. Ve çok ilginç detaylar var. Mesela farz namazını bir kişinin tek başına kılması da bid'attir. Cemaatle kılmak zorundadır. Zaten tevessül dediğimiz şey peygamberin yüzü suyu hürmetine dua etmek en büyük şirklerden bir tanesi ve bunların hepsi bidattır. İslam'a sonradan girmiştir. Hiçbir şekilde yeri yoktur. Bunu savunan insanlar öldürülmelidir. Ve son olarak da imama itaat meselesi. Bu imama itaat meselesi aslında oradaki emirlik sistemiyle de bağlantılı olan bir şey. İmama itaat bu noktada aslında ehl-i rey dediğimiz ekolle örtüşüyor. Ama imamın varlığını o bölgenin emirinin varlığında meşru olarak kabul edilmesi gerektiğini düşünüyor. Emri bil maruf nehyani münker hepinizin bildiği üzere iyiliği emredip kötülükten sakındırma. Bu daha sonra ve hala şu anda mevcut olan bir kurumun da ortaya çıkmasına sebep oluyor. Muhammed bin Abdülvahhab'ın bu düşüncesi. Emri bil maruf nehyani münker diye komiteler ortaya çıkıyor. Bunun da örneklerini vereceğim. Hureymi de bu kitabını yazdıktan sonra tekrar Uyeyne'ye dönüyor Muhammed bin Abdülvahhab. Ama aradığı kitleyi orada bulamadığı için bu Suud tarihini anlatanlar şöyle yorumlarlar. Uyeyne de aradığını bulamadığı için Allah'ın bir mucizesi olarak, Allah'ın bir takdiri olarak Diriyye emirinden bir davet alıyor. Bir iyi emiri Muhammed bin Suud. Ondan bir davet alıyor Muhammed bin Abdülvahhab. Ve diyor ki ben senin yaymak istediğin dini ilkelere sonuna kadar inanıyorum. Senin de yapman gereken şey bu dağınık yaşayan insanların kendi dini doğruların altında toplamak ve ben sana gereken her türlü desteği sağlayacağım. Böylelikle Suudi Arabistan Devleti'nin temellerini atan ilk din ve siyaset ittifakı da bu şekilde 1744 yılında Diriyye Beyatı olarak atılmış oluyor. Muhammed bin Abdülvahhab ve Muhammed bin Suud arasında. Bundan sonra Vahhabi ideoloji, Muhammed bin Abdülvahhab'ın takipçileri çoğalarak ideoloji yayılmaya başlıyor. Bu zamanla az önce bahsettiğim cihat ilkesi bağlamında kanla oluyor. Çünkü kendileri gibi düşünmeyen insanların da şirke düştüklerine inandıkları için onları bir şekilde zorla tahakküm altına almaya çalışıyorlar ve kanlı mücadelelerle aslında bu din-siyaset ilişkisi bir noktada sınırlarını da genişletmeye başlıyor. Diriyye bölgesinden Nicit bölgesinin kenarlarına doğru ve yavaş yavaş aslında doğuya doğru ilerlemeye başlıyorlar. Bu noktada aslında Suudi Arabistan Devleti yanlış bir tabir olacak çünkü zaten bir devlet var. Suudi Arabistan emirliğinin bağlı bulunmuş olduğu bir devlet var, Osmanlı Devleti. Ama 1700'ler, 1740'lar, 50'ler hatta 1800'lerin başlarına kadar Osmanlı Devleti
Bu noktada Suudi Arabistan emirliğinin yapmış olduğu bu faaliyetleri haberdar olmasına rağmen çok da fazla dikkati almıyor. Bunun iç sebepleri tartışılabilir, dış sebepleri tartışılabilir. Osmanlı Devleti'nin o dönem içinde bulunmuş olduğu buhran olabilir. Osmanlı-Rus savaşlarının devam ediyor olması olabilir. İran'la olan mücadeleler olmuş olabilir. Bir diğer sebep ise Osmanlı Devleti'nin Arap vilayetlerindeki mezhep politikasından bahsederken önümüze çıkan en temel argüman olan iç işlere karışmama meselesi. Çünkü Osmanlı Devleti gerek Biladişşam'ı olsun gerekse bu emirlikleri olsun fethettiği zaman aslında oradaki yerleşik sistemi bozmuyor ve oradaki emirlik sistemin devam etmesini sağlıyor bir şekilde itaat olduktan sonra, itaat bir şekilde sağlandıktan sonra. Ve aslında bir yüzyıl öncesinde de Osmanlı Devleti Kadızadeliler Hareketi ile birlikte kendi merkezinde aslında bu tarz bir hareketle, bu tarz bir ideolojiyle mücadele etmiş ve onu bastırmış. Vahabi ideolojisi ise aslında onun çok müdahale etmek istediği bir alan değil. Ta ki 1803'e kadar, 1803 Kerbela baskını çok önemli bir baskın. Çünkü Kerbela'da o dönem Muharrem için tören yapan 2000 tane Şii, Muhammed bin Abdülvahhab ve Muhammed bin Suud'un askerleri tarafından kılıçtan geçiriliyor. O dönem Bağdat valisi ile ilgili, çünkü Bağdat valiliği ve Mısır valiliğinin kontrolü altında Suudi Arabistan emirliği. Bağdat valisi olayı müdahale ediyor ama yenilmek durumunda kalıyor ve bir anlaşma yapmak durumunda kalıyorlar. Ama 1803'teki bu baskın Osmanlı Devleti'nin merkezinde büyük bir tepkiye yol açıyor. Osmanlı Devleti nasıl bir müdahalede bulunacağını düşünürken 1806'daki Mekke baskınıyla veya Mekke fethiyle diyelim veya Mekke işgaliyle daha fazla sarsılıyor. Çünkü aslında Suudi Arabistan emiri akıllı bir adam. Önce doğrudan Hicaz'a girmiyor, Mekke ve Medine'ye girmiyor, kutsal topraklara girmiyor. Önce doğuyu hakimiyeti altına alıyor. Oradaki gücü elde ettikten sonra da daha sonra Hicaz'a giriyor. Ama 1806'daki Mekke baskını Osmanlı Devleti'nde çok ciddi bir infial oluşturuyor. Neden? Çünkü Muhammed bin Abdülvahhab ve askerleri Mekke'ye girdikleri zaman Peygamber Efendi Hazreti Hatice'nin evini bir kere ortadan kaldırıyorlar. Sonra Medine'ye geçtikten sonra da Peygamber Efendimiz'in kabrini yağmalıyorlar. Oradaki önemli ziynetleri alıyorlar ve bu yağmalama meselesi Mekke ve Medine gibi kutsal iki şehre hakim olan Osmanlı Devleti'nin aslında dini otoritesini de sarsan önemli nedenlerden bir tanesi oluyor. 1818'e kadar küçük küçük müdahaleler, küçük küçük müdahalelerle bastırılmaya çalışsa da bir işe yaramıyor ve 1818'de Mısır valisi Mehmed Ali Paşa'ya II. Mahmud artık bu ittifakı ortadan kaldır ve Muhammed bin Suud'u da bana getir diye Mehmed Ali Paşa'ya emri fermanını gönderiyor. Muhammed bin Suud İstanbul'a götürülüyor. Mehmed Ali Paşa çok muhteşem bir şekilde bu ittifakı dağıtıyor. Muhammed bin Abdülvehhab'ı ve Muhammed bin Suud'un askerlerini çıkartıyor Mekke'den. Onları tekrar Necid'e sürüyor. Ve daha sonra aslında Mehmed Ali Paşa'nın kazanmış olduğu bu prestij onun Osmanlı'ya karşı savaşmasına da sebep oluyor. Bölgeler arası yaşanan sebep-sonuç ilişkilerinden bu noktada bir örnekleyebiliriz aslında bu anlamda. Yalnız ilginç bir detay düşmek istiyorum burada. Muhammed bin Suud İstanbul'a götürüldüğü zaman II. Mahmud'un sormuş olduğu iki tane soru var. Birincisi, sen neden Hazreti Peygamber'in türbesini yağmaladın? Bu nasıl bir saygısızlık? İkincisi ise neden vergi vermeyi reddettiniz? Yani aslında o dönem Osmanlı merkezinde nasıl olur da farklı bir ideoloji ortaya çıkartırsınız? Siz Osmanlı sünniliğine karşı mısınız? Veya Osmanlı hanefiliğine karşı mısınız? Siz nasıl devletin resmi mezhebine böyle bir savaş açarsınız? Bunların hiçbirisiyle ilgilenmiyor Osmanlı Devleti. Çünkü Osmanlı Devleti için orada hakimiyet vergiden geliyor. Ve vergi verilmediği zaman oranın üzerindeki nüfuzunu kaybetmiş olması anlamına geliyor Osmanlı Devleti için.
Ve dediğim gibi diğer mesele de Mekke ve Medine gibi iki tane kutsal şehrin, iki kutsal şehrin Hadim-ül Harameyn'i olmasından dolayı yaşamış olduğu prestij kaybı. Ve Muhammed bin Suud'un İstanbul'da idamıyla Diriye ittifakı son buluyor ve herkes yine kendi eski kabile yaşantısına geri dönüyor. Ama Muhammed bin Abdülvahhab'ın bırakmış olduğu bu miras ve Muhammed bin Suud'dan gelmiş olan bu artık sınırlarımızı aşmalıyız düşüncesi ölmüyor ve tekrardan çok kısa bir süre sonra tekrar Türkiye bin Abdullah, Muhammed bin Suud'un bu sefer amca tarafından olan, kuzeni tarafından yeniden ortaya çıkarılmaya çalışılıyor. Yalnız bu noktada 1820'den sonra artık sahada Osmanlı Devleti Reşidi ailesi aracılığıyla kendisini göstermeye başlıyor. Çünkü 1820'ler, 30'lar ve özellikle Tanzimat'tan sonraki 1840'lardan sonraki durum az çok tahmin edeceğiniz üzere Osmanlı Devleti'nin merkezileşmeye başladığı bir durum ve artık doğrudan müdahale etmeye çalıştığı bir dönem. Ama aynı dönem İngiltere'nin de var olduğu bir dönem. Cebel Şammar Emirliği, Necid'in hemen alt bölgesinde yer alan bir emirlik. Reşidi ailesi orada hüküm sürüyor. Reşidi ailesi Osmanlı Devleti'yle iyi geçinen bir aile. Türkiye bin Abdullah daha dengeli bir politika izleyerek hem İngiltere ile hem de Osmanlı Devleti ile iyi geçinmeye çalışıyor. Çünkü kurmaya çalışmış olduğu yeni bir Suudi emirliği hırsı var. Bunu yeniden harekete geçirmeye çalışıyor. Ama Reşidi ailesiyle ne kadar mücadele edeceğinin hesabını yapamıyor. Kafasındaki ilk plan Hicaz'dan uzak durma. Çünkü amca zadesi Mekke ve Medine'ye girdiği zaman olaylar karıştı ve Osmanlı Devleti müdahale etti. O zaman şunu düşünüyor Türkiye bin Abdullah, Hicaz'dan uzak durmalıyım ve denge politikasıyla ben 2. Suud Devleti'ni tekrardan kurabilirim diyor. Ama bu da çok uzun ömürlü olmuyor ve 1890'larda bu da Reşidi ailesinin bozguna uğratmasıyla Türkiye bin Abdullah'ı ve onu sürmesiyle, sürgüne göndermesiyle, Kuveyt'e sürgüne göndermesiyle bu mesele orada da kapanıyor. Ve son olarak yeniden doğuş. Bugünkü Suudi Arabistan'ın temellerini atan Abdülaziz bin Suud'dan bahsedelim. 1902 tarih, yine çok uzun bir süre geçmiyor aradan. Sürgünde olmak Suud ailesine çok sıkıntılı dönemler yaşatıyor. Çünkü küçük de olsa kendilerine ait bir emirlikleri vardı, çöl ikliminde de olsa. Başka bir yerde sürgünde olmak onların kabul edebileceği bir şey değil. Dolayısıyla Türkiye bin Abdullah'ın oğlu Faysal bin Türkiye buna müdahale etmeye çalışıyor. Sürgünden dönerek yeniden bir Suud devleti kurmaya çalışıyor. Ama olmuyor. Abdurrahman bin Faysal'dan sonra gelen onun oğlu Abdülaziz bin Abdurrahman. Yine Suudi Arabistan tarihinde çok büyük kahramanlıklarla anlatılan bir hikayedir bu. Çünkü Abdülaziz bin Abdurrahman'ın bir Ramazan akşamı sadece yanındaki altı arkadaşıyla birlikte Reşidi ailesini yenip onları tamamen bozguna uğratıp kendi hakimiyetini kurdu ve Ocak 1902'de Riyad'ı ele geçirerek Suud Emirliği'ni yeniden ilan ettiğinin tarihidir. Ve bu kahramanlık hikayesi çok coşkulu bir şekilde anlatılır. Lideri de İbni Suud'dur. Bundan sonrası zaten 1902'den sonrası da 1932'ye kadar emirliğin krallığa dönüştüğü süreye kadar herhangi bir zayıflığa uğramıyor. Neden? Ona geçmeden önce 1902'de kurulduğu zaman İbni Suud liderliğinde tabii ki Muhammed bin Abdülvahhab'ın kendi ailesinden gelmiş olanlar da var. Onlarla birlikte yani Suudi Arabistan Devleti'nin ideolojisiyle Vahhabi ideolojisi bir araya geliniyor ve şu anda görmüş olduğunuz sembol ortaya çıkıyor. Bu sembol Suudi Arabistan'ın görmüş olduğunuz üzere pasaportlarında ve resmi evraklarında yer alan bir sembol. Bayrağında geçmiyor ama hemen hemen tüm resmi kayıtlarında bu sembolü görebilirsiniz. Sembol iki kılıç ve bir palmiye ağacından, bir hurma ağacından oluşuyor. Kılıcın bir tanesi Umerai yani emirleri.
Bir diğeri de ulemayı, yani alimleri temsil ediyor. Bu şu demek, yani bu devlet veya o dönemki adıyla bu emirlik yalnızca ve yalnızca İbni Suud ailesi ve Vahhabi ailesinin bir araya gelmesiyle oluşabilir. Çünkü yukarıdaki palmiye ağacını temsil eden sembol ise mülktür, saltanattır, Suud milletidir, krallıktır, rejimdir, her şeydir. Doğal olarak eğer kılıcın bir tanesi olmazsa o mülk sallanır ve Suudi Arabistan Krallığı kendisini hiçbir şekilde toparlayamaz. Dolayısıyla da bu iki gücün bir şekilde muhakkak bir araya gelmesi gerekiyor ve ayrılmaması gerekiyor. Eğer Suudi Arabistan'ın devamı arzu ediliyorsa. 1902'de İbni Suud'un kafasındaki aslında tamamen kurmak istediği şey bu. Ama zamanla İbni Suud'un politik anlayışı Vahhabilere karşı da tavır almasını gerektiriyor. Ve ilk kırılma 1926'da henüz krallık kurulmadan Vahhabilerle yaşanıyor. Nasıl yaşanıyor? Şimdi Diriye'ye geri dönersek eğer, Diriye İttifakı'nda şöyle bir şey vardı. Muhammed bin Suud askeri destek sağlayacaktı. Ve Muhammed bin Abdülvahhab da kendi dini ideolojisini insanlara anlatarak kendi çatısı altında toplayacaktı. 1912'lerde aslında İbni Suud şöyle bir şey yapmak istedi. Vahhabi ideolojiye bir de militer anlam katmak istedi. Bir militer güç katmak istedi. Ve o dönem cihat anlayışı bağlamında da kabilelere saldırı vardı. Bedevi kabilelerle mücadele vardı ve asker destek noktasında bu şekilde koordineli bir şekilde mücadele etmeye çalışıyorlardı. İbni Suud şöyle bir şey yapmak istedi. Sabit bir ordu kuramaz. Vahhabi ideolojiye de o dönem sıkı sıkıya bağlı. Ve mücadele etmiş olduğu Bedevi kabileleri de artık bir noktada ehlileştirmesi gerekiyor. Çünkü artık göçebelik bitiyor. Emirliğin sınırlarını geliştirmek istiyor. Emirlikten aslında devlet ideolojisine geçmek istiyor. Çünkü 1910'lar 12'lerden bahsediyoruz. Artık tamamen Osmanlı Devleti'nin sonunun gelmiş olduğu, sonunun yaklaşmış olduğu, milliyetçi ideolojilerin ortaya çıkmaya çalıştığı ve aynı dönemde hatırlayacağınız üzere Şerif Hüseyin gibi bir Mekke şerifinin, yani kendi kanından, kendi soyundan olan, kendi topraklarından olan birisini yine hakimiyetini ilan etmesi gibi bir durum söz konusu. İbni Suud kesinlikle Şerif Hüseyin'e, onun hayallerine hiçbir şekilde yenilmek istemediği için, Şerif Hüseyin'in çünkü biliyorsunuz Nil'den Fırat'a uzanan büyük bir Arap krallığı kurma planı vardı. Ve aynı şey o kadar geniş sınırlara ulaşması da İbni Suud için de geçerliydi. Dolayısıyla Vahhabi ideolojiye bir militer renk katmak istedi ve İhvan ordusunu veya İhvan örgütünü kurdu. Bu Nicit Emirliği'nin ilk sahip olmuş olduğu organize bir askeri güç olarak ortaya çıktı. İhvan o dönem çok önemli İbni Suud için. Çünkü İhvan örgütünün örgütünü oluşturan İhvan örgütüne mensup olan insanlar için iki tane önemli şey var. Bir tanesi cihat aşkıyla yanmak ve Allah yolunda şehit olmak duygusuyla İbni Suud'un tamamen emri altına giriyorlar. Çünkü zaten bu Vahhabi ideolojiye sahip olan insanlar kendilerinden olmayan insanları müşrik olarak gördüklerinden dolayı her an savaş halindeler, her an cihat halindeler. Dolayısıyla da çok hırslılar savaşmaya. Ve aynı zamanda ama bu hırs başka bir noktada da ganimet elde etme hususunda onları biraz daha tetikliyor. Hem cihat aşkı hem de ganimet elde etme aşkıyla İbni Suud'un kurmuş olduğu bu İhvan örgütünün en sadık neferleri oluyorlar. Ve 1912'den sonra ciddi anlamda Suudi Arabistan'ın aslında bugün neredeyse sınırlarının oluşturulmasındaki hemen hemen tüm toprakları fethediyorlar. Mekke, Medine, Hicaz, Riyad dahil olmak üzere buna. Ve zaferden zafere de koşuyorlar açıkçası. Şerif Hüseyin de sonuçta İhvan örgütü ortadan kaldırıyor, bozguna uğratıyor. Ama 1926'da önemli bir kırılma yaşanıyor. Neden?
1900, şimdi Şerif Hüseyin'den bahsettik. Şerif Hüseyin'in Orta Doğu literatüründe Şerif Hüseyin dendiği zaman Arap isyanının öncüsü olduğu bilinir. MacMahon'la, İngiltere generaliyle, amiraliyle görüştüğüne, mektuplaştığına dair bilgiler yazılır. Ama o dönem 1915'lerde İngiltere ile görüşen sadece Şerif Hüseyin değildi. İbni Suud da görüşüyordu aynı zamanda. Ve İngiltere'nin himayesini de kabul etmişti. 1902'de kurulduktan sonra İngiltere ile kurmuş olduğu sıkı ilişkiler çerçevesinde Britanya İmparatorluğu'nun himayesini kabul ettiğinde zaten deklare etti. Bu konuda herhangi bir çekince sağlamadı. Ama bunu ilan ettikten sonra Vahhabi kardeşlerinin, bu ideolojiye sahip kardeşlerinin bundan da çok fazla mutlu olmayacağını hesap edemedi. Çünkü kaldı ki Müslüman müşrik diye bir tabire sahip olan, bir ideolojiye sahip olan insanlar doğal olarak Batı'yı da ve tabii ki İngiltere'yi de en büyük düşman olarak göreceklerdi. Ama İbn-i Suud devletleşme yolunda bir adım atmak istediği için İngiltere ile ilişkilerini sıkı bir şekilde devam ettirdi. 1926'da İhvan liderleri, İhvan örgütünün dini liderleri ve askeri liderleri bir ultimatum yayınladılar. Ve dediler ki siz İngiltere ile ilişkilerinizi bu kadar sağlam temeller üzerine kuramazsınız. İngiltere bizim düşmanımızdır ve bu topraklarda yer edemezler. Hiçbir şekilde hiçbir mülk edinemezler. Siz İngiltere'ye kendi egemenlik haklarınızı veremezsiniz. Bu haramdır, bu İslam dışıdır, bu bizim tamamen dini ideolojimize aykırıdır. Bir diğer mesele ise bu Hristiyan icadı meselesi çok uzun süre devam etti aslında. Telsizlerin, telefonun, telgrafın, o dönemde tren yolunun yapılması, ülkeye sokulması çok ciddi anlamda Vahhabi ideolojide rahatsızlık oluşturuyordu. Çünkü bunlar da Batı'nın icatları ve bunların hiçbirisinde fayda yok. Biz kesinlikle kendi öz sade yaşantımıza geri dönmeliyiz. Bu ultimatumun ikinci kısmıydı ve diğer mesele, önemli bir mesele, 1803'teki Kerbela baskınındaki o ideoloji 1920'lere kadar devam ediyor ve Şiileri madem sınır dışı etmiyorsunuz, topraklarınızdan dışarıya göndermiyorsunuz, o zaman onlara İslam'ı en doğru ve en güzel şekilde anlatmaya başlayın diyor. Ve İbn-i Suud'a şöyle söylüyor, senin bu konuda çok esnek davrandığını düşünüyoruz. Sen Şiilerin Muharrem kutlamalarını kabul ediyorsun mesela, sesini çıkarmıyorsun. Veya Şiilerin türbe ziyaretlerini sesini çıkarmıyorsun. Ama bu Şiiler kesinlikle ve kesinlikle kafirdir. Öldürülmeleri gerekiyor. Eğer öldürülmelerini istemiyorsan İslam'ı en iyi şekilde tebliğ etmen gerekiyor. 1926 ultimatumu özetle aslında böyle. İbn-i Suud Vahhabi kardeşleriyle karşı karşıya gelmek istemiyor. Ama kabul edebileceği şeyler de değiller bunlar. Mesela İngiltere ve Vahhabiler arasında aracılık etmek durumunda kalıyor. İngiltere'ye aslında İhvan'ın kendilerine düşman olmadığını anlatmaya çalışıyor bir taraftan. Diğer taraftan da İslam egemenliğinin yayılması için maslahat gözetmemiz gerekiyor diyerek, maslahat işte çıkarlarımızı ön plana koymamız gerekiyor diyerek İngiltere'nin de aslında bir noktada kullanılması gerektiği hususunda ikna etmeye çalışıyor Vahhabileri, İhvan'ı. Hristiyan icatları meselesinde ise güzel bir vurgu yapıyor İbn-i Suud. Diyor ki bununla alakalı olarak bunu inkar edebileceğimiz herhangi bir İslami dayanağınız yok. Yani tamam ehli hadis olarak hadislere bağlıyız, sünnete bağlıyız. Ama bunların kullanılmayacağına dair, bunların din dışı olacağına dair herhangi bir delil yok elinizde. Dolayısıyla sizden ricam diyor, ya buna müsaade edin ya da bununla ilgili olarak çok ayrım noktalarına düşmeyelim. Ama Şiiler hususunda haklısınız, Şiilerle ilgili elimden gelen her şeyi yapacağım diyor. Onların kutlamalarını da yasaklayacağım ve her şekilde uymayanları da cezalandıracağım. Ya bir şekilde İhvan'ı rahatlatmaya çalışıyor ama İbn-i Suud için aslında İhvan'ın ve bu katı Vahhabi ideolojinin de sonu gelmiş oluyor. 1930'da ultimatumlar yerine getirilmediğinden dolayı
İhvan Abdülaziz tarafından ortadan kaldırılıyor. Ve önemli bir cümlesi var orada İbn-i Suud'un. Bugünden itibaren yeni bir hayata başlıyoruz. Aslında çok arası yok. Yani 1902'de tamamen Suud emirliği ile Vahabi ailesinin gücünü birleştirmesiyle oluşan bir emirlikten bahsediyoruz. Ama bugün geldiği nokta İbn-i Suud için İhvan'ı aşırıcı, katı selefici ve aslında İslam'ın emirlerinden dışarıya çıkan bir grup olarak nitelendirilmesiyle sonuçlanıyor. Çünkü neden? Politik çıkarlar artık yavaş yavaş kendisini göstermeye başlıyor. 1930'un 30-32 arasında çok daha önemli bir olay oluyor. 1931'de ilk petrol yatağı bulunuyor. Dolayısıyla ilk petrol yatağı bulunduktan sonra da zaten İhvan'ın hiçbir şekilde kalıntılarının dahi kalmaması gerekiyor. Çünkü İbn-i Suud kafasında tamamen dış politikaya yönelik bir Suudi Arabistan Krallığı çiziyor. Ki aslında petrol ilk bulunduğu zaman Suud Hanedanı bu kadar zenginleşeceğini de tahmin etmiyordu. Belki sadece borçlarını ödeyeceklerdi. Ama öyle bir gelir getirmeye başlıyor ki Vahabi ideolojinin bu politikada yeri olamaz. Dolayısıyla da ama şunu da biliyor, Vahabi ideolojiye ait bir nüfusu var Suudi Arabistan'ın. Bir toplumsal taban oluşturdu. Kendisi istedi bunu. Bedevilerin ehlileştirilmesini istedi. Muhammed bin Abdülvahab'ın ailesi tarafından, gelenleri tarafından. Bu toplumu da kesinlikle göz ardı edemez. Ama bunu dönüştürmesi gerekiyor. Bunu kontrolü altına alması gerekiyor. Bunun için yavaş yavaş Vahabiliğin Suudi Arabistan Krallığı'nın tahakkümü altına girmesiyle başlayan bir süreci de İbn-i Suud fitilini ateşlemiş oluyor. 1932 Suudi Arabistan Krallığı'nın resmen ilan edildiği tarih ve İbn-i Suud aslında şöyle söylüyor. Vahhabi din adamlarına, İhvan artık ortadan kalkmış, militer kanat tamamen elimine edilmiş. Bundan sonra sadece dini otoritesinizsiz diyor. Ama şunu da unutmayın, siyasetçi de değilsiniz, politikaya da müdahale edemezsiniz, sadece din adamlarısınız. O nedenle mesela iç politikada daha bağımlı bir görünüm sergiliyor ama çok küçük meselelerde. Mesela Suudi Arabistan'ın kuruluş yıl dönümlerinde havai fişek, künye, o tarz şeylerin patlatılması, Vahabi ideoloji tarafından tamamen kabul edilmeyen şeyler. Veya Suud sokaklarında tütün içilmesi, sigara içilmesi, kafein tarzı içeceklerin tüketilmesi de Vahabiliğin karşı çıkmış olduğu kurallar, yaşam tarzları. İbn-i Suud bunları kabul ediyor. Ama dış ilişkilerde olabildiğince Vahabi otoriteyi bastırmaya çalışıyor. Çünkü az önce bahsettiğim gibi petrol bulunmuş. Çok kısa bir süre sonra Amerikan şirketiyle, Amerika Birleşik Devletleri ile Aramco şirketi gibi çok büyük bir petrol şirketi kuruluyor. Avrupa'dan, Amerika'dan çok ciddi işçiler ve yatırımcılar geliyor ve onlar orada aslında Doğu bölgesinde yerleşmeye başlıyorlar. Kendi hastanelerini, kendi okullarını, kendi vakıflarını kurmaya başlıyorlar. Bu noktada İbn-i Suud istediği politikayı yürütmeye başlıyor. Ve bu konuda kendisine gelmiş olabilecek, gelebilecek olan bütün itirazları bastırıyor. Hiçbirisini kabul etmiyor. Ve İbn-i Suud'un sosyal anlamda da yapmaya çalıştığı, yapmak istediği açılımlar var. Bunlardan bir tanesi, önemli açılımlar. 1930'da mesela kız okulu kurmak istiyor 30'lardan sonra. Ve okullarda resim, yabancı dil ve coğrafya dersleri de mevcut. Ama bu üç ders yine Vahabi otoritenin en karşı çıktığı derslerden bir tanesi. Yabancı dil kafirin dili midir? Bunu mu öğrenecek çocuklar deniliyor. Resim zaten olduğu gibi şirk. Suret çizmek. Coğrafyada neden ben işte müşrik olarak tanımladığım insanların en baştan hatta antik Yunan'ın coğrafyasını öğrenmek zorundayım. Müfredattan bunların kaldırılması gerekiyor diye başka bir uyarı gönderiyorlar. Ama İbn-i Suud bunların hepsine kulağını kapatıyor. Bu aslında şu demek. 1930'lar, 40'lar artık Vahabiliğin yavaş yavaş siyaset içerisinde erimeye başladı ve daha fazla içine kapanmaya başladığı bir dönem. Toplumsal tabanı hala var ama hanedanın siyaseti
daha baskın. Vahabilik din-siyaset ilişkisinde daha geri plana itilmiş oluyor bu noktada. Ama bu 1953'e kadar sürüyor. 1953 Suud bin Abdülaziz'in, İbni Suud'un ölümünden sonra Suud bin Abdülaziz'in dönemi. Burada şöyle çelişkiler var. Suud bin Abdülaziz çok katı bir dindar değil. Çok koyu bir Müslüman değil. Ama kendi yaşam tarzını, kendi hayatını, kendi yanlışlarını örtmek için Vahabiliği yeniden devlet kademelerine sokmaya çalışıyor. Nasıl? Öncelikle kişisel hayatından bahsetmek gerekirse Suud bin Abdülaziz çok israfı seven, çok lüks yaşamayı seven bir kraldı. Ve vermiş olduğu partiler alkolün gizli de olsa çok ciddi bir şekilde hanedanın içinde yayılmış olması, onun yanlışlarının giderek artması yavaş yavaş topluma rahatsızlık oluşturmaya başlıyor. Bir diğer mesele ise işin uluslararası boyutu. Uluslararasından kastım bölgede 1950'ler ve 60'lar, malumunuz 1952'de Mısır'da bir darbe oldu. Cemal Abdülnasır darbe yaparak Mısır'ın liderliğini eline geçirdi. Ve o dönem Mısır'da ortaya çıkan akım cumhuriyetçi ve daha çok sosyalist bir akımdı. Sovyet Sosyalist Cumhuriyet Birliği'nden etkilenilen bir akım. Ve bu akımın en karşı çıktığı rejim de tabii ki krallık rejimi, monarşi rejimi. Şimdi bunları da Suud bin Abdülaziz bu tehlikeyi de görmeye başlıyor yavaş yavaş. O yüzden Vahhabi otoritenin devlet kademesine girerek ağırlığını hissettirmesine müsaade ediyor. Toplumun da bu noktada daha fazla dindarlaşmasını belki de veya daha da fazla kapalılaşmasını istiyor. Nasıl? Argüman şu, İslam dışı sol eğilimler ülkeye taşınıyor diyerek o dönem yurt dışına okumaya giden öğrencilerin geri çağrılmasını sağlıyor ve burslar kesiliyor. Veya devletin sağlamış olduğu olanaklar kesiliyor. Bu da tabii Vahhabi otoriteden, dini otoritenin almış olduğu fetvalarla yapılıyor. Ve 2018'e kadar kendisini bir şekilde göstermiş olan araba kullanma yasağı, meşhur kadınlara araba kullanma yasağı 1955'lerde Suud bin Abdülaziz zamanında ortaya çıkıyor. Ve kadınlar toplumsal hayattan yavaş yavaş tecrit edilmeye başlıyorlar. Ve bu rejimlere itirazında, yani Nasır'ın ortaya çıkarmış olduğu Arap milliyetçiliğine itirazı, cumhuriyetçi itirazları da bu şekilde Vahhabi otoritenin katı kurallarını sokarak elimine etmeye çalışıyor. Ancak Vahhabi otorite, dini otorite siyasete müdahale etmekten memnun ama kralın yaşam tarzından memnun değil. Dolayısıyla da böyle bir şeyin zeminini oluşturmak istemiyor ve krala bu meşruiyeti sağlamak istemiyor. Bu nedenle de bu sefer Vahhabi otoritenin, dini otoritenin kendi içinde bir uyuşmazlık ve kendi içinde bir çelişki ortaya çıkıyor. Ve aslında Suud bin Abdülaziz'in belli bir gücü elde ettikten sonra da aslında Vahhabi, İbni Suud'dan sonraki zayıflığını tekrardan bir güce dönüştürdükten sonra Faysal'ın da, Kral Faysal'ın da daha yumuşak olacağını hesap ederek İbn-i Suud'un tahttan indirilmesi gerektiğini fetvasını veriyor ve İbn-i Suud, Suud bin Abdülaziz sürgüne gönderiliyor. Ama Faysal tahmin ettikleri gibi çıkmıyor. Şimdi her bölgenin böyle popüler bir lideri vardır. Benim kendi şahsi düşüncemde de aslında Kral Faysal önemli bir lider Suudi Arabistan için. Çünkü çok mix bir ideolojiye sahip Kral Faysal. Hem reformist, biraz Vahhabi, çokça İslamcı ve uluslararası arenayı çok iyi takip eden bir liderdi Kral Faysal. Kral Faysal 1960'larda başa geldiğinde öncelikle bazı reformlar yapmak istiyor. Ama bu reformlardan bir tanesi de televizyon protestoları. Kız okulları protestosu da önemli ama televizyon protestoları bunların içerisinde en önemli olanı. Çünkü ilk defa ulema, otorite, Vahhabi otorite halka
sokağa inin çağrısında bulunuyor. Radyo var. O dönem radyo yaygınlaşmış zaten. Ve Kral Faysal televizyonun da ülkede artık bulunmasını istiyor. Televizyon yayınında yaygınlaşmasını istiyor. Ama televizyon kesinlikle gavurlayacağını ve bu tekrardan Vahhabi otoritenin de kırılmaya çalışılması anlamına geliyor. Din adamları tarafından. Ve bu noktada halkın galeyana getirilmesi de en mantıklı, en makul çözümlerden bir tanesi. Ve halk gerçekten de 1965'te televizyonun ülkede varlığını protesto ederek büyük bir dalga başlatıyorlar. Bu dalgada kraliyet ailesinden de çok fazla kişi ölüyor. Sadece bir sokak protestosu değil. Dolayısıyla da aslında ulemanın toplum üzerindeki nüfuzu da bu şekilde de ortaya çıkmış oluyor o dönem. Ve Kral Faysal da bunun farkına vardığı için de televizyon projesinden geri adım atıyor. Ama bir süreliğine. Ama bu çok önemli bir projeydi Kral Faysal için. Ama Kral Faysal tamamen hakimiyeti de bırakmak niyetinde değil. Yavaş yavaş yapmaya başlıyor. Televizyon yoksa radyo yayını. İstediğim gibi ülke çapında yaygınlaştırayım o zaman diyor. Tütün ve sigara artık iyice görünür hale gelmeye başlıyor. Sokaklarda sigara içen insanların fazlalığı giderek artıyor. Vahhabi otorite, dini otorite her ne kadar buna karşı çıkmış olsa da bunlar artık çok fazla pratikte önemli olmuyor. Faysal için ve Faysal'ın uygulamaya çalıştığı politikanın çıkış noktaları için. Okul müfredatı yine Faysal'ın eğitim hususunda attığı önemli reformlardan bir tanesi. Hatırlarsanız 3 ders için Vahhabi ulema ayağa kalkmıştı. Burada da tabii ki daha fazla batı modeli, felsefe mesela giriyor okul müfredatına. Felsefe zaten ehli hadis ekolünün en başta karşı çıkmış olduğu bir şey. İlk seminerin başında Allah'ın zatı, sıfatları vesairesi bununla alakalı olan kelami tartışmalardan bahsetmiştik. Bunların kesinlikle tartışılmaması gerektiği, düşüncesinden hareket ettiği için ehli hadis ekolü, Muhammed bin Abdülvahhab'ın da en sıkı savunduğu ideolojiydi, en sıkı savunduğu düşünceydi. Felsefenin okul müfredatına girmeye çalışması, girmek istenmesi kendi kralları tarafından Vahhabi ulema tarafından kabul edilmiyor. Ama Kral Faysal bu konuda da geri adım atmıyor. Dolayısıyla Kral Faysal döneminde biz otoriteyle, dini otoriteyle siyasi otorite arasında o terazinin artık dengelenmeye başladığı bir dönem olarak adlandırabiliyoruz. Kral Faysal'ın başka planları da var. Nasır milliyetçiliğinden bahsetmiştik. Nasır'ın Arap lideri olma çabasından bahsedebiliriz bu noktada. Çünkü 1956 Savaşı, Süveyş Kanalı'nın millileştirilmesi, yenilmiş olsa bile Nasır'a çok çok büyük bir prestij kazandırıyor Arap dünyasında. Ve Nasır'ın yaymaya çalıştığı Arap milliyetçiliği ve Nasır'ın yaymaya çalışmış olduğu monarşiye karşı olan itirazlar Arap toplumunun çok ciddi anlamda karşılık buluyor. Faysal buna direkt Vahhabi otoriteyi öne sürerek karşı çıkmıyor. Aslında İslam dünyasını temsil edebilecek olan tek lider olduğunu bir şekilde ispatlamaya çalışıyor. İşte Rabıtatül Alemin İslami 1960'larda Faysal sayesinde kuruluyor. Burada aslında orada çevre ülkelerdeki Mısır, Ürdün, Lübnan o dönem Suriye onların liderleriyle bir araya gelmeye çalışıyor Faysal ve aslında bugün Arap Ligi dediğimiz Arap ülkelerinin de kurmuş olduğu konseyin de temelleri bu noktada atılmış oluyor. Ve Faysal'ın yapmış olduğu bu reformlar da yine Vahhabi otoritenin bir noktada zayıflatılmasına ama aynı zamanda da içeride de çok çok önemli bir muhalefetin doğmasına sebep oluyor. Cüheyman Müteybi bizim hafızalarımızda böyle önemli yeri olan bir insan. Çünkü Kabe baskını diye mesela literatürde geçer. Cüheyman ve Cüheyman'ın bağlı bulunmuş olduğu ideoloji
aslında 1930'da ortadan kaldırılmış olan ihman ideolojisi. Yani Vahabiliğin en katı yorumuna sahip olan ihmanın bağlı bulunduğu ideoloji, temel aldığı ideoloji ve Faysal döneminde ortaya çıkan bu muhalefet askeri bir şekilde de bastırılmadığı için Cühiman el-Uteybi ve arkadaşlarıyla arkadaşlarının sahip olmuş oldukları düşünce sistemiyle pratiğe dökülüyor bu muhalefet ve 1979'da Kabe'ye yapılan baskınla ülke çapında bir infial oluşturuyor. Cühiman'ın itirazları İran'ın itirazlarıyla hemen hemen paralel. Batı yanlısı politika bir kere. Baştaki mesele bu. 1979 o dönemlerde çok önemli de bir tarih. Çünkü hem Afgan cihadı başlamış Afganistan'da. Hem İran İslam Cumhuriyeti kurulmuş İran'da. Ve bütün bunlar olurken Faysal'dan sonra gelen iki tane kral Halit ve Fahd'ın tamamen Batı bağımlısı politikalar uygulaması Cüheyman ve arkadaşları için çok aslında acı verici bir durum. Ama öyle bir noktaya getiriyorlar ki paranın üzerinde kral fotoğrafının bile bulunmaması gerekiyor diyor. Bu bile caiz değil. Bu yapılan şey haram. Bu nedenle zaten Suudi Arabistan gayri İslami bir rejim ve bütün Suudi Arabistan hanedanının kendisini kafir olarak ilan etmesi gerekiyor diyor Cüheyman. Şiilerle ilgili zaten tahmin edebileceğiniz üzere düşünce aynen devam ediyor. Şiilerin kafir olduğu ve onlarla mücadele edilmesi gerektiğine dair de bir itirazı var. Ve bir talebi var Kabe baskınında. Ve 1979'daki taleplerden bir tanesi petrol ihracatının durdurulması ki bu Suudi Arabistan için mümkünat olmayan bir durum. Hiçbir şekilde Cüheyman'ın bu baskısıyla karşılık verebilecek bir durum değil. Ama Cüheyman meselesi Suudi Arabistan krallığı içinde büyük bir şok oluşturuyor. Çünkü ilk defa Kabe baskına uğramış. Hacılar tutsak edilmişler. Hatırlarsanız şöyle bir şey söylemiştim. Osmanlı Devleti içinde ilk problem, Vahabilikle ilgili ilk problem Mekke ve Medine'ye girilmesiydi. Kutsal topraklara girilmesiydi. Aynı şey Suudi Arabistan Krallığı için de geçerli oldu. Cüheyman ve arkadaşlarının hatta Cüheyman'ın kendi eşinin kardeşini Mehdi olarak ilan etmesiyle olayın çok çok daha farklı bir boyuta taşınması Suudi Arabistan'ın müdahalesini gerektirdi. O dönem çok fazla haber yayıldı aslında. Suudi Arabistan tek başına mücadele edemediği için Cüheyman'la Batı'dan yardım istedi ve Fransa asker gönderdi. Şöyle anekdotlar vardır hatta. Kutsal topraklara hareme mesela gayrimüslimlerin girmesi yasaktır. Fransa askerlerinin girmesi için mesela işte kapıda nöbetçilerin bekleyip onlara kelime-i şehadet getirmelerine dair böyle bazı ütopik haberler de ortaya çıkmıştır o dönemlerde. Ve bazı literatürlerde de geçer. Bir diğer mesele bu gerçek olan durum. Sebebi buna mı dayanıyor bilmiyorum ama Kabe'de kan dökülmesi istenmediği için kanın hiçbir şekilde Kabe'nin etrafına bulaşılmasını istemediği için mesela en son tutsaklar serbest bırakıldıktan sonra Cüheyman'ın askerlerinin saklandıkları, gizlendikleri mahzende o küçük bölgeyi suyla doldurup sonra oraya elektrik verilerek birçoğunu öldürdükleri ve geri kalanını da esir aldıkları bilinir. Ama dediğim gibi bunun tek sebebi Kabe'de kan dökülmesi midir? Bu da başka bir problemdir. Belki de üzerinde düşünülmesi gereken. 1979'lar, 80'lerdeki durumdan bahsettik. Ondan o dönemlerden sonra, Cüheyman baskınından sonra Suudi Arabistan Krallığı'nın almaya çalıştığı çok fazla tedbirler var aslında. Yani bir şekilde hem bu radikalleşmeyi bastırmaya çalışıyorlar. Hem de diğer taraftan Batı ile ilişkilerini en iyi şekilde devam ettirmek istiyorlar. Bir yandan da
Vahhabiliğin bir noktada otoritesinde varlığını sağlamaya çalışıyorlar. O yüzden de o toplumsal kurallar geçerliliğini koruyor Cüheyman'ın radikalliğine rağmen. Ama tabii ki Vahhabiliği dünya gündeminde taşıyan en önemli olan, tahmin edeceğiniz üzere 11 Eylül saldırıları. Çünkü Usame Bin Laden'in üstlenmiş olduğu saldırıda, ki saldırıyı düzenleyenlerin çoğunu zaten Suudi Arabistan vatandaşı, gözler Suudi Arabistan'a ve Suudi Arabistan'a sahip olmuş olduğu Vahhabi ideolojiye çevriliyor. 2001'den sonrası Suudi Arabistan için çok başka bir dönüşümü aslında ortaya çıkarıyor. Buna post Vahhabilik de denilebilir. Bu aslında bizim yerel kaynaklarda geçmiyor ama mesela Riyad Baharı olarak da bir şekilde kendisini göstermeye başladı. Neden? Çünkü artık Vahhabi ideoloji özellikle Amerikan merkezli tüm uluslararası gündemde, basında tartışılmaya başladı. Vahhabilik nedir? O dönem tabii 1979-89 Afgan Cihadı, El-Kaide'nin ortaya çıkışı, onunla birlikte Usama Bin Laden'in varlığı, Usama Bin Laden'in zaten 2001'den önce Suudi Arabistan'dayken, hatta Suudi Arabistan'daki sürgününden sonra da yapmış olduğu eylemler, faaliyetler zaten yeterince gündemi meşgul ediyordu. Ama 2001 kesinlikle Suudi Arabistan'ı hiç olmadığı kadar Amerika ve Avrupa basınına koyan bir olaydı. Dolayısıyla Riyad Baharı dediğimiz şey, bu bizim Arap Baharı gibi aslında. Riyad Baharı'ndan bahsetmeye çalıştığımız şey de aslında Suudi Arabistan'ın Vahhabi ideolojinin çok temel doktrinlerine zarar vermeden bir açılım sağlamaya çalışması. Bunlardan bir tanesi işte yurt dışına öğrenci gönderiminde bir artış. 2000'lerden sonra, 2003'ler, 5'lerden sonra artık özellikle kız öğrenciler, Suudlu kızlar bir şekilde yurt dışına okumaya gönderiliyor. Bu bir prestij düzeltmesi, yani bir kötü imajı yenisiyle, doğrusuyla düzeltmek ve geri prestijlerini geri kazanmak. Çünkü Suudi Arabistan Suudi Arabistan'ı kaybetmek istemeyeceği bir müttefik Amerika. Ve reform tartışmaları da başlıyor yavaş yavaş. Kadınlara iş hayatında aslında daha fazla yer verebilir miyiz? İnsan hakları hususunda ne yapabiliriz diye 2001'den sonra bu post Vahhabilik dediğimiz dönem Suudi Arabistan'ı da meşgul etmeye başlıyor ve dış politika da buna göre şekillenmeye başlıyor. Ama tabii ki bizim için asıl reform denen şey ekranda görmüş olduğunuz Muhammed Bin Selman'la birlikte kendisini göstermeye başlıyor. Muhammed Bin Selman Veliaht Prens 2015'te Savunma Bakanı oldu. 2017'de Veliaht Prens olarak ilan edildi. Muhammed Bin Selman Bin Abdülaziz'den sonra başa geçecek olan kral. Ama Muhammed Bin Selman zaten daha başa geçmeden kendi isminden söz ettirmeye hemen başladı. Öncelikle ilk ortaya çıkardığı argüman 2030 vizyonuydu. 2030 vizyonu Suudi Arabistan'ın tamamen çok başka bir şekle bürüneceğine dair bir mesajdı. Ve burada Suudi Arabistan'ın vurguladığı temel argüman Vahhabilik. Ve şöyle diyor, Vahhabilik artık devlet destekli değil. Ve biz 1979 öncesine geri döneceğiz. 1979 öncesindeki kasıt şu: Suud bin Abdülaziz dönemini çıkartır, Faysal, Halit ve Fahd dönemi. Yani 1960'ta başlayıp 1979'a kadar süren o modernist dönem. Biz oraya geri döneceğiz diyor. Ama tabii ki bunu Muhammed Bin Selman mevcut var olan konjüktüre göre yapıyor. Nasıl yapıyor? Ilımlı İslam projesiyle yapıyor. Bunlardan bir tanesi kırbaç cezasının kaldırılması. Suudi Arabistan'ın anayasasında kırbaç cezası vardı. Bu aslında ekranda görmüş olduğunuz fotoğraf da yeni tarihli bir fotoğraf. Endonezyalı bir hizmetçinin zina yaptığına dair mahkemenin vermiş olduğu bir karar. 90 kırbaç cezasıyla cezalandırılmıştı zannedersem. Muhammed Bin Selman bunu biraz ilkel bulduğu için artık anayasadan bunu kaldırıyor, hapis veya para cezasına çeviriyor. Mahremsiz yolculuk önemli. Çünkü gidenler bilirler, bir bayanın Suudi Arabistan'a girişi veya Suudi Arabistan'dan çıkışı tek başına mümkün değildir. Ama
yavaş yavaş kız öğrencilerin özellikle yurt dışına çıkışlarında esneklik sağlanmaya başlıyor. Nasıl? Önce şöyleydi. Kız öğrenciler ilk defa yurt dışına gönderilmeye başlamıyorlar. Muhammed Bin Selman dönemiyle başlayan bir süreç değil bu. Ama yurt dışında nereye gidersen, Amerika'ya da gidersen git, mahremsiz tek başına çıkamazsın. Bir kız öğrenci için böyleydi. Bir şekilde çıkıyorlardı, orada yalnız kalıyorlardı. Muhammed Bin Selman artık buna çok gerek olmadığına karar veriyor ve mahremsiz yolculukların yavaş yavaş yapılabileceğine kanaat getiriyor ve bununla ilgili gerekleri yasa tasarısında çıkartıyor. Kadınların boşanma hakkı önemli. Kadınlarda çünkü boşanma talebi diye bir şey yoktu Suudi Arabistan'da. Bunu tek başlarına mahkemeye boşanma hakkı veriyor Muhammed Bin Selman. Sinema tiyatro salonlarının açılması ve yavaş yavaş karma yaşamın su topraklarında daha görünür hale gelmesi. Kafelerde erkekli kızlı oturma düzeninin sağlanması veya sinema salonlarının bu şekilde sağlanması. Mesela şu an Cidde'de bir plaj var. Burası karma bir plaj. Buraya normalde aslında başta yurt dışından gelenler veya işte oralı olmayanlar için veya Hristiyan olanlar için bir turizm alanı olarak planlanmıştı. Ama şu anda aslında yerli halkın da yavaş yavaş girip orada eğlenmeye başlaması. Bu başka bir reform. Ve 2018'de büyük ses getirmişti. 2018'de hatırlıyorsanız eğer siz de. Büyük bir teknofest yapıldı Suudi Arabistan'da. Hatta bunların bir tanesi Diriye'de yapıldı. O konseri ben biraz seyrettim böyle bir 5 dakika kadar. Diriye çünkü Suudi ve Vahabi ideolojisinin kurulduğu yer. Ve orada çok büyük bir konser vardı. Görevliler, konserin orada işte yer alan görevliler, kadın bayan görevliler her ne kadar peçeli olsalar da dinleyiciler tamamen serbest giyimli. Ve Diri İye'nin bu noktada seçilmiş olması da bence çok vurgulu bir durum. Bunlar Muhammed Bin Selman'ın aslında büyük büyük dedesi İbni Suud'u gibi yapmaya çalıştığı reformlar. Ama Muhammed Bin Selman birden bu reformları yapmaya başladı. Çok kısa sürede yapmaya başladı. Çünkü Muhammed Bin Selman'ın güvenmiş olduğu bir tabanı var. Bugün Suudi Arabistan'ın %30'u genç nüfustan oluşuyor. Ve bu %30'a karşı çok büyük bir güveni var aslında Muhammed Bin Selman'ın. Ve tabii bunu sadece iç politik olarak da değerlendiremeyiz. Bunun dış bağlantıları da çok fazla. Ve meşhur araba kullanma yasağından bahsetmiştik. 2018'e yasak kaldırıldı. Kadınlar araba kullanmaya başladılar. Bu araba kullanma yasağının bu kadar gündemi meşgul etmesi aslında sadece Suudi Arabistan'ın bu yasağı çok ciddi bir şekilde ele alması veya bu yasakla ısrar etmesiyle de alakalı olan bir şey değil. Araba kullanma yasağının Vahabi ideolojinin toplumsal yansıması olarak dünya gündeminde çok fazla yer etmesi oldu. Yoksa mesela Muhammed Bin Selman 2017'den sonra 18'den sonra kadınların orduda görev alması gibi çok daha büyük bir atılım yaptı aslında. Veya Washington Büyükelçisi bir kadın oldu. Veya iş dünyasında kadınlar çok çok birden söz sahibi olmaya başladılar. Ama nedense araba kullanma yasağı hep gündeme meşgul etti. Çünkü bu araba kullanma yasağını ortaya çıkartan bir aktör var. Menal El-Şerif. Bunu dünyaya o kadar güzel bir şekilde servis etti ki şöyle bir tecrübemden bahsetmek isterim. 2015'te Harvard Üniversitesi'nde bir Arap Week vardı. Arap gençlerin yapmış oldukları bir organizasyon 4 gün kadar sürdü. Ve bu orada okuyan öğrencilerin yapmış olduğu bir organizasyon olduğu için çoğunluğu da zaten Suudi Arabistanlı gençlerdi. Yine dediğim gibi devlet desteğiyle gelen ve üniversitenin onur konuklarından bir tanesiydi Menal Şerif. Menal Şerif'in hikayesi şu, 2011'de ilk defa bu araba kullanma yasağını gündeme getiriyor. Araç kullandığını gösteren bir videoyu
Facebook yoluyla servis ediyor dünyaya ve çok büyük bir yankı oluşturuyor. Ve 2014'ler, 2015'ler, Menel El-Şerif'i aslında dünya gündeminde oturan en önemli sebeplerden bir tanesi de Suudi Arabistan'da biraz tutsak edilmesi, ondan sonra oradan çıkarılmaya zorlanması, eşinden boşanması veya boşandırılması. Ve Menel Şerif'in bunu dünya gündeminde Harvard Üniversitesi'nde mesela çok üst düzey bir üslubu olmasa da söylediği her cümlenin alkışlanmasına sebep olan bir kadındı. Ve araba kullanma yasağı da 2018'de dediğim gibi diğerlerinin yanında çok daha belki de önemsiz kalabilecek bir özellikken Suudi Arabistan kadını temsil eden tek şey oldu araba kullanmak. Ve diğerleri de aslında bu noktada daha geri plana atılmış oldu. Ve son olarak aslında seminer dizisinin başlığıyla bağlantılı olarak bahsetmek istediğim şey Vahhabiliğin sosyal boyutu. Yani toplumda Vahhabilik, toplumsal alanda Vahhabilik nasıl algılanıyor, nasıl yaşatılıyor? Seminerin başında bir Suudi'nin kesinlikle Vahhabi olmayı kabul etmeyeceğinden bahsetmiştik. Vahhabiliği bir ideoloji olarak bile kabul etmiyorlar. Aslında İbn-i Suud'un ilk söylediği gibi bize Vahhabi diyorlar ama biz Vahhabi değiliz. Muhammed bin Abdülvahhab ise sadece Selefiliği geliştirmiş olan bir Şeyhülislam. Bugün Suud toplumunun zaten genelinde de bu konu hakim. Ama toplumsal alanda bunun pratikleri nasıl yansıyor? Şimdi Kitab-ı Tevhid'e geri dönmek istiyorum. Kitab-ı Tevhid Muhammed bin Abdülvahhab'ın yazmış olduğu eserde üzerinde durduğu konulardan bir tanesi Emri bin Maruf Nehyanil Münker heyeti, Münker mevzusuydu. Bu kurumsallaşıyor. Hatta Suudi Arabistan Krallığı kurulmadan önce kurumsallaşıyor. 1902 ile 1932 arası Mekke ve Medine ve Riyad'a ve diğer bölgelere hakim olduklarında dini otorite bir heyet kuruyor. Emri bil Maruf Nehyanil Münker heyeti. Ve o heyet 1910'lardan bugüne kadar hala varlığını koruyan bir heyet. Bu heyetin görevi nedir? Yine bir örnek üzerinden gitmek istiyorum açıkçası. Şu an ekranda gördüğünüz fotoğraflardan bir tanesi Kabe'nin önündeki makam-ı İbrahim. Makam-ı İbrahim, Hazreti İbrahim'in Kabe'yi ilk inşa etmek için çıkmış olduğu böyle bir yükseklik ve onun anısına Abbasiler döneminde yapılmış olan bir yapı. Ben ilk umre ziyaretimde 2002'de gidenler bilirler böyle şirketlerin vermiş olduğu dua kitapları vardır. İlk ziyaretim olduğu için de dua kitabının içerisinde yer alan bütün talimatları yerine getirmeye çalıştım. İşte Kabe ilk gördüğünüzde yapacağınız dua, hareme ilk girdiğinizde, Safa Merve'deki dualar. Tavaf esnasında elimdeki dua kitabında makam-ı İbrahim'de yapılacak olan dua diye bir bölüm vardı. Ben orada oturdum, ellerimi açtım, ayaktayım, tavafı bıraktım, dua ediyorum. Bir tane görevli geldi yanıma, ne yapıyorsun? Dedi, dua ediyorum dedim. Şirk dedi. Direkt tek kelime. Haram dedi bu yaptığın ve beni böyle iterek Kabe'ye doğru yönlendirmeye çalıştın. Bir başka örnek mesela yine 2014 tarihli Mekke'de dolaşırken, Mekke sokaklarında dolaşırken yine bir polis tarafından durduruldum. Ve yüzümü örtmem gerektiğini söyledi. Kesinlikle sokağa peçesiz çıkmamam gerektiğini söyledi. Hatta bir diğer polis böyle başıma da vurmuştu hafiften. Emri bil Maruf Nehyanil Münker heyeti aslında aynen terimde geçtiği üzere insanların uyarmakla görevli olan insanların, görevlilerin veya mutavvi denen görevlilerin oluşturmuş oldukları bir heyet. Bu insanlar devlet görevlileri. Devlet kademesinde görevlendiriliyorlar bunlar. Ve 1950'lerde mesela Suud bin Abdülaziz dönemini hatırlarsanız eğer Vahhabilere verilen dini otoritede mesela bu heyete çok ciddi yetkiler de verildi. Mesela yargılama yetkisi verildi. Kırbaç cezasını uygulama yetkisi verildi ve daha katı hale gelmeye başladılar. Şöyle ki siz eğer Mekke'de veya herhangi bir yerde, Suudi Arabistan'ın herhangi bir toprağında çok fazla örneği var mesela işte ezan vakti geldiğinde çalıştığınız iş yerini kapatıp camiye gitmek zorundasınız. Çünkü bidatlerden bahsettiğimde hatırlıyorsanız eğer farz namazı tek başına kılmak da caiz değil.
O nedenle siz oradaki gelen görevliye ben namazımı burada kılacağım diyemezsiniz. Olmadı, o sizin yerinize zaten iş yerinizi kapatır. Veya burada işte diğer fotoğrafta gördüğünüz üzere bir bayanla bir erkeğin bu şekilde yürümesi için evli olmaları gerekiyor. Yoksa emri bil maruf nehy anil münker heyeti sizi durdurup size gerekli cezayı uygulayacaktır. 2017'den sonra bu heyet tamamen artık bitmiş değil. Hala varlığını koruyor ama bu kadar ciddi müdahalelerde bulunmuyorlar. Bir diğer fotoğraf mesela kadınların orada, designer kadınların, kıyafet tasarımcısı olan kadınların yapmış olduğu bir yürüyüş. O dönem mesela işte 50'ler 60'lar bana yapılan uyarı gibi kadınların kıyafetlerinin de aslında onların istedikleri şekilde olması için de uyarılar yapılıyordu. Ama 2017'de mesela konuya hazırlanırken görüştüğüm arkadaşlardan şöyle bir şey söylendi. Artık böyle bu görevliler var, hala var, hala geziniyorlar. Ama sadece uyarılarını yapıyorlar ve görevlerini yerine getirmiş oluyorlar. Aslında bu görevlilerin de çok fazla bir iş yapma hevesleri kalmadı. Çünkü hem yetkileri kısıldı hem de maaşları düşürüldü. Ya hem de Muhammed Bin Selman'ın şu anda yapmış olduğu reformlara karşı çıkılamıyor hiçbir şekilde. Ve halk da bu heyetin bu kadar müdahaleci olmasından da sıkılmış durumdalar. Ama ismen emri bil maruf nehy anil münker heyeti var. Vahabi ideolojinin en temel kurumsal örneklerinden bir tanesi olarak hala bugün varlığını koruyor. Muhammed Bin Selman politikaları ne kadar devam eder belli değil. Ama bu şekilde giderse de bir 10 yıl sonra veya 20 yıl sonra artık bu heyette kalmayacak gibi görünüyor. Bir diğer mesele toplumsal boyutu, Vahabiliğin toplumsal boyuta yansıması meselesi. Ulemanın sosyal mecrayı kullanma ve bunu devlet destekli, devlet lehine kullanma şekli. Şimdi böyle Ahmet Alavamidi, Heyetül Kibar Ulema'da çok yeni tarihli bir tweet attı. Twitter'da 22 Mart tarihliydi zannedersem. Yöneticiye karşı gelmesi hariç dinden dönene had cezası uygulanmaz. Şimdi dönüyorum Vahabi ideolojiye. Kendisinden olmayanlar bile had cezası ile öldürülmek zorunda olan böyle bir ideoloji varken bu o kadar yumuşatılıyor ki artık 2021'de dinden dönenler, mürtet olanlara karşı herhangi bir had cezası uygulamaya gerek yok. Ama yöneticiye karşı gelmemesi kaydıyla. Burada aslında Muhammed Bin Selman'la Vahabi dini otoritenin arasındaki ilişkiyi de çok net bir şekilde görebilirsiniz. Devlet desteğinizi alacaksınız. Devlete de siz desteğinizi göstereceksiniz. Ondan sonra da siz fetvalarınızda veya düşüncelerinizde çeşitli esnemelere gidebilirsiniz. Bu bu noktada önemli bir tarih. Bu şekilde bu tarz ifadeler, bu tarz beyanlar topluma da doğal olarak yansıyor. Muhammed Bin Selman'ın bir kitlesi var, doğru. Ama Vahabiler tarafından, koyu Vahabiler tarafından tabii ki kabul edilmiyor. Ama ulemaya duyulan da bir saygı var bu noktada. O yüzden bu yumuşak söylemlerle Muhammed Bin Selman'ın reformları da aslında Suudi Arabistan halkının gözü önünde meşrulaştırılmaya çalışılıyor. Ancak diye bir parantez açmak istiyorum. Neden? Muhammed Bin Selman çok da her şeyle %100 bütün reformlarıyla da kabul edilmiş değil. 2019 tarihli bir fotoğraf bu. Tiyatroların açıldığından bahsetmiştim, sinemaların açıldığından bahsetmiştim. Burada bir tiyatro gösterisi var. Ve bir Yemen asıllı olduğu söylenen bir Suudi Arabistanlı'nın sahneye çıkıp 3 kişiyi öldürmesiyle sonuçlanan bir baskın bu. Televizyon baskını olarak bunu da düşünebilirsiniz. Veya kız okulları protestosu olarak da düşünebilirsiniz. Ve 2019 tarihi çok yeni bir tarih. Dolayısıyla Muhammed Bin Selman'ın bu reformları herkes tarafından çok kabul görmediği gibi bu tarz baskınlara varabilecek itirazlarla da karşılaşıyor.
Peki son olarak Suudi Arabistan toplumu ve Vahabilik arasındaki nasıl bir yol ayrımından bahsedebiliriz? İkilem şu, görüştüğüm grupları yaşlarına göre ben kategorize ettim. 40 yaş ve üstü, 30-35 yaş ve altı olarak. Onlarla ilgili Muhammed Bin Selman reformları üzerinde görüştüğümde 40 yaş üstündeki Suudlulardan aslında bir tanesinden çok böyle çarpıcı bir söylem duydum. Düşünebiliyor musun şu anda Suudi Arabistan Türkiye'den bile seküler durumda dedi. Yani aslında baktığınızda Suudi Arabistan penceresinden Türkiye hala laik ve seküler olarak gözüküyor. Ama Muhammed Bin Selman öyle reformlar yapmış ki artık Türkiye'yi de geçtik biz. Hatta neredeyse Avrupa ülkelerinde geçiyoruz ve bu çok büyük yaralama oluşturacaktır diyor mesela. Ve bu Suudi gençleri belki bunun çok fazla farkında değiller ama Muhammed Bin Selman aslında kendi topraklarını dinamiti kendi elleriyle yerleştiriyor diyorlar. Ama 30 yaş altı tam tersi. Modern dünyaya açılıyoruz. Kendimizi tanıtıyoruz. Zaten biz radikal cihatçılarla yıllardır uğraşıyoruz. Yurt dışına gönderiliyoruz. Oralarda okuyoruz. Döndüğümüz zaman tabii ki ülkemizi istihdam oluşturacağız. Dolayısıyla da Muhammed Bin Selman'ın yapmış olduğu bu reformlar çok önemli. Ama burada da bir ama var. Toplumsal gerçekler de var. Mesela gençler Muhammed Bin Selman'ı çok iyi niyetle destekliyorlar. Ama Muhammed Bin Selman'ın kadınlara karşı ayrıcalıklı davrandığını ve doğal olarak da toplumda cinsiyetçi bir ayrım yavaş yavaş ortaya çıktığını da söyleyenler var. Mesela şöyle söylüyorlar. Kalifiye bir elemanım ben diyor mesela. Ama benden daha az yetenekli olan bir bayan işe artık çok daha rahat kabul edilebiliyor. Veya araç kullanmaktan bahsettik ama gençlerin hepsi de kadınların sokakta olmasından araba kullanmalarından memnun değiller. Çünkü çok fazla kaza oranı arttı. Bu da toplumda bir rahatsızlık oluşturuyor diyorlar. Ama şunu da kabul edenler var. Bu zaman isteyen bir süreç ve ilerleyen dönemlerde bu çok daha iyi bir şekilde yerine oturacak. Muhammed Bin Selman'ın kesinlikle bundan vazgeçmemesi gerekiyor şeklinde. Ve son olarak ben bazı sorular sorarak bitirmek istiyorum. 2018'de zannedersen Washington Post'ta bir röportajı olmuştu. İtiraflar bağlamında değerlendirilmişti Muhammed Bin Selman'ın. Vahabiliği biz istemedik. Vahabiliği Amerika bizim devam ettirmemizi ve Vahabiliği öne sürmemizi istedi diye bir söyleme olmuştu. Çünkü o dönem Soğuk Savaş ve Sovyetlere karşı Vahabiliğin gelişmesini istiyordu. Biz de devam ettirmek durumunda kaldık dedi mesela Muhammed Bin Selman. Bir diğer soru az önce de indiğim konuyla bağlantılı. Bütün Suud toplumu Vahabiliği sindirmeye veya bir şekilde artık onu Necid çöllerine sürmeye hazır mı? Bu da önemli bir soru. Ve son olarak belki bugün Vahabiliği sadece Suudi Arabistan bağlamında değerlendirdik. Ama Vahabilik Suud toprakları dışında özellikle Balkanlarda da çok etkin. Bugün Vahabilik bitse, bir politika olarak da bitse, Suudi Arabistan'ın kendi toprakları dışında kurmuş olduğu bu nüfuzun ana temel kaynağı olan Vahabiliği nasıl bitirir? Bu da belki cevaplanması gereken bir diğer soru. Belki de hali hazırda aslında çok kısa vadede cevabı da olan bir soru. Vahabilik belki de sırf hatta bu nedenle tamamen veya kolay kolay da yok edilemez Suudi Arabistan politikası tarafından. Bitirmeden de tavsiye kaynaklarımı çok fazla var. Aslında çok fazla vardan kastım Suudi Arabistan üzerine yapılan çalışmalar var ama Vahabilik üzerinde veya dönemsel olarak çalışmalar bağlamında çok fazla kaynağa sahip olduğumuzu söyleyemeyeceğim. Bunlar belki temel kaynaklar olarak eline alınabilir. Ve daha sonra makaleler üzerinden de geliştirilebilir. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Bugün Suudi Arabistan'da yaşayan bir dini ideoloji olarak bunu mezhep olarak algılayamıyoruz. Vahabilikten bahsettik. 1744'ten 2021'e kadar aslında
hala devam eden bir ideolojiyi anlatmaya çalıştım. Ve dediğim gibi toplumsal yansımasının daha önemli olduğunu her zaman düşünüyorum. Siyasetten çok çok daha önemli olduğunu düşünüyorum ve bunu savunuyorum. Dolayısıyla toplumun içerisinde bunun ne kadar yaşadığını ve yaşatıldığını aslında irdelemek istiyorum ve irdelenmesi gerektiğini düşünüyorum bu noktada da. Emri bil maruf ve nehyenin münker heyetiyle ilgili çalışma bile yapılsa toplumun Vahabiliğe bakışını ve oradan da aslında politik yansımasını bir şekilde, çok net bir şekilde görebiliriz. Evet. Teşekkür ederim. Sorular varsa dinleyebilirim. Katkı sunmak isteyen varsa zevkle dinlerim. Ve dediğim gibi soru gelmiş. John Philippe'nin Vehhabi anlayışının gelişiminde bir etkisi olmuş mudur diye. John Philippe önemli bir aslında gezginlerden ve bizim Türkçe kaynaklarda da çok fazla yer ediyor kendisi. Vehhabi anlayışının gelişiminde bir etkisi olmuş mudur? Onun yanlış hatırlamıyorsam eğer aslında Vehhabiliği komünizmle karşılaştırdığı bir söylemi vardı. Bu çok doğru değil. Vehhabi anlayışının gelişiminde değil ama Suudi Arabistan'ın Vehhabi politikasını geliştirmesinde önemli etkileri olduğunu söyleyebiliriz. Kaynakların arasında da zaten bunu koymuştum. Özellikle bu Vehhabilikle alakalı olan kitabı önemli. Ama doğrudan bir katkısı vardır denilemez. Evet. Söz almak isteyen var mıdır? Teşekkür ederim. Öyleyse kapatmadan önce, bitirmeden önce aslında ben aksaklıklardan hoşlanan bir insan değilim. Dolayısıyla bu ay sonunda seminerin 3. dizisini yapmayı planlıyordum. Ama Ramazan'dan dolayı bir saat problemi var. Saatleri ayarlayamadık henüz. Hocam da ayrıldı buradan. İslam Araştırmaları Merkezi'ndeki programı da henüz netleştiremedik. Eğer yapabilirsek bu ay sonunda sahurda olmaz büyük ihtimal. Zannetmiyorum sahurda bir katılımın olabileceğini. Ama bununla ilgili bir düzenleme yapmaya çalışacağız. Yapamazsak eğer bayramdan sonraya kalacak. Bir sonraki seminer dizisinde Suriye'de olacağız arkadaşlar. Ve Suriye'deki Nusayriliği tartışacağız. Nusayriliğin siyasi boyutlarını ele alacağız. Şii Hilali kapsamında İran için ne ifade ettiğini, yine oradan Lübnan'a bağlanacağım ben. Çünkü Şii Hilali çok önemli ve Suriye'deki Nusayriliğin dönüşümü için de çok önemli. Dolayısıyla Suriye ile ilgili bir seminerimiz olacak. Katılımınızı bekleriz. Bir katkı var. Neom Şehri Projesi Muhammed Bin Selman'ın doğrudur. Neom Şehri'ni duydunuz mu bilmiyorum. Bu proje Muhammed Bin Selman'ın 2030 vizyonlarından bir tanesi. Tamamen robotlardan oluşan bir şehir kuruyor şu anda Muhammed Bin Selman. Çok ciddi bir yatırım yapıyor. Ve oradaki bütün yerleşik halk oradan çıkartıldı. Yanlış hatırlamıyorsam eğer biraz daha Hicaz'a yakın bir bölgeyi seçti Muhammed Bin Selman ve çok ciddi bir teknoloji yatırımı yapıyor oraya. Ve orada dediğim gibi sadece robotların yaşayacağı, robotların yer alacağı bir dünya kuruyor Muhammed Bin Selman. Bu faaliyete geçirildiği zaman aslında birazcık daha konuşulabilecek bir konu, konuşulması gereken bir konu. Şu an henüz çok başlangıcında. Ama sekülerleşme faaliyetlerine bir katkısı muhakkak vardır ve dediğim gibi sekülerleşme faaliyetlerinin bu reformların sadece iç politikada da iç politika nedeniyle ortaya atıldığını da söylememiz çok eksik bir yorum olur. Bunun uluslararası arenadaki izlerine de bakmamız gerekiyor. Ama son olarak tekrar söylüyorum, toplumsal yansıması her zaman çok daha önemlidir. Evet.
Vehhabilik şu an ulemanın etkisi hala var. Yani ulemaya tanınmış olan yetkiler hala mevcut. Mesela en basitinden eğlence kurumu diye bir şey çıkardı ortaya Muhammed Bin Selman. Onun başına Vehhabi otoriteye getirdi. Eğlence kurumu nedir? İşte bu sinema salonlarının, tiyatroların kontrol edilmesi, organize edilmesidir. Vehhabi otoriteyi biz dini alandan silemeyiz. Sadece bunun halktaki yansımaları, az önce bahsettiğim gibi toplumu en azından yaş olarak kategorize edersek burada bir dilemma var. Yani daha olgun olanlar, daha eski soğuklar mesela yani. Muhammed Bin Selman'ın bu atılımlarını tehlikeler olarak görüyorlar. Vahhabi ideolojiyi değil, İslam ideolojisine aslında karşı hareketler olduğunu, karşı reformlar olduğunu düşünüyorlar. O yüzden halkla ulema bu konuda birbirini besliyorlar aslında. Nasıl ki televizyon protestosunda ulema halka sokağa inin dediği anda indiler. Muhammed Bin Selman'ın devam edecek olan bu reformlarında da halkın tepkisi aslında birazcık daha ulemayı yönlendirecektir. Çünkü şu an ulema 1950'lere 60'lara göre ulema otoritesi daha zayıf. O nedenle de burada bence halkın Vahhabiliği daha baskın. Ama resmiyette dini otorite devam ediyor. O iki kılıcın bir kılıcı hala Vahhabiliği temsil ediyor. Evet. Peki. Çok teşekkür ederim katıldığınız için. Önümüzdeki seminer dizisinde görüşmek üzere inşallah. Yine mail üzerinden veya Telegram üzerinden bir şekilde bilgilendirecek arkadaşlar. Dediğim gibi önümüzdeki seminer dizisinde Nusayriliği konuşacağız. Katılımınızı bekleriz. Ve mail yoluyla da yine arzu ettiğiniz takdirde benimle iletişim kurabilirsiniz. Görüşmek üzere. İyi akşamlar diliyorum herkese.